Hanımlar beyler, Avrupa Birliği binasından yayınlanan tek Türkçe program Brüksel Kargası'na hepiniz hoş geldiniz. 15 günde bir YouTube kanalımızda sizlerle birlikte oluyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünkü programımızda çok uzun zamandır görüşmediğim çok değerli bir gazeteci dostum, sevgili Sertaç Aktan var. Sertaç hoş geldin. Hoş bulduk Yana. En son birlikte bir radyo programı yapmıştık Brüksel'de kendisiyle. Ben programımız sona erdikten sonra diyeyim, uzun süredir görmüyorum kendisini. Burada bu stüdyoda seninle birlikte olmak çok keyifli. Teşekkürler geldiğin için. Teşekkürler. Program bitti, ortaklık bitti. Ne oldu? Öyle oldu biraz evet. Yani birbirimizden ne kadar soğuduysak programdan sonra görüşmedik. Evet, bir daha pek görüşmedik, doğru. Radyo programında çok konuşuyorduk, birbirimizden sıkıldık galiba. Evet, benzeri bir programı radyoda yapıyorduk daha doğrusu. Avrupa Birliği konularını ele aldığımız, Türkiye-AB ilişkilerini masaya yatırdığımız, bu konunun başka uzmanlarıyla konuştuğumuz, birlikte gündemi değerlendirdiğimiz bir program yapıyorduk. Evet, inşallah tekrar böyle bir programa aynı şekilde devam edebiliriz. Radyoda olsun. Stüdyoda fena değil ama, değil mi? Işıklar olsun. Evet, evet. Biraz arka planımız olsun. Biraz daha geliştirmişsin kendini. Biraz daha geliştirdik, evet. Şimdi Sertaç, benim her zaman fikirlerine çok önem verdiğim, özellikle Avrupa Birliği konularında buradaki alanında mahir diyeceğim. Estağfurullah. Birkaç kişiden birisi bu konuyla ilgili kitap bile yazdı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için hala umut var mı? Ki o zamanlar vardı gene. O zamanlar hala daha O kitap yazılırken ben çok hatırlıyorum. Yani bir 3-4 yıl oldu galiba. Şöyle, ben kitabımda net olarak aslında böyle bir umudun olmadığını, ancak ve ancak benim kitapta belirttiğim bir takım yollar izlenirse, ki onlar da zaten son derece hani zor, Türkiye'nin bu dakikadan sonra evrilmesi zor yollar. Bunlar izlenirse bir ihtimal olabileceğini belirttiğim bir umut, daha doğrusu umut ışığı aşıladığım bir kitap olmuştu. Ama genel itibariyle tabii ki özellikle son birkaç yıldır durum iç açıcı değil. Şimdi bunları böyle kısaca konuşalım. Radyodaki gibi uzun bir vaktimiz yok burada. Yarım saatlik bir vakit içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. Referandumla başlamak istiyorum ben. Türkiye'de yapılan referandum, tabii Türkiye'de çok büyük tartışmalara yol açtı öncesi sonrası derken, ama aynı şekilde Avrupa'da da çok konuşuldu. Sen de Brüksel'de yaşıyorsun. Brüksel'den nasıl takip ettin konuyu? Yani Avrupalılar Türkiye'deki bu öyle kabul edilmese de rejim değişikliği meselesini, rejim gitgide değişiyor gibi eleştiriler oldu Türkiye'de. Avrupalılar bunu nasıl seyrettiler? Şimdi Avrupalılar bunu doğal olarak çok yakından takip ettiler. Çünkü her şeyden önce bu referandum Avrupa'nın biraz da temel değerleriyle ilgiliydi. Nedir o temel değerler? Her şeyden önce kuvvetler ayrılığı. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı, gösteri, bunlar Avrupa Birliği'nin artık hukukun da evrensel normları olarak şekil almış, Avrupa Birliği'nin de temelinde olan değerler. Dolayısıyla Avrupa Birliği bunlarla çok fazla oynanmasına, çok fazla bunlarla özellikle de müzakere sürecinde olan bir ülkenin Avrupa Birliği'ne girmek niyetinde olduğunu belirten en azından bir ülkenin bunlarda yapacağı değişikliklere pür dikkat kesiliyor. Nerede olursa olsun. Bu Macaristan'da da aynı şekilde yaşandı. Özellikle basın özgürlüğü konuları. Özellikle evet, Orban hükümeti aynı şekilde orada da anayasa değişikliğine gitti. Orada da protestolar yaşandı. Avrupa Birliği'nde Macaristan'a karşı aynı şekilde çok ciddi eleştiriler ve hatta hadi yaptırım uygulayalım. Bütün Avrupa Parlamentosu'ndayız şu anda. Avrupa Parlamentosu'nun en büyük dört partisi Macaristan'a yaptırım uygulayalım dedi. Ve şu anda da bunu tartışıyorlar ve bu yaptırıma da geçilebilir. Çünkü Lisbon Anlaşması ile birlikte tek bir devletin veto etmesi artık mümkün değil. Qualitative Majority Voting dediğimiz, yani üye ülkelerin %55'i, 28 ülke varsa ki artık İngiltere'yi saymazsak, 27 ülkenin yarısından 1-2 ülke fazla ve tüm popülasyonun da %65'ini tutturduğunuz zaman Avrupa Birliği kendi içinde bir üyeye dahi yaptırım uygulayabiliyor. Ekonomik olabiliyor, siyasi olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'yi de müzakere eden, girmek istediğini düşündükleri bir ülke olarak çok yakından takip ettiler ve yapılan bu anayasa değişikliğini hiç olumlu bulmadılar. Bunu ciddi şekilde eleştirdiler. Bu anayasa değişikliği sırasında özellikle propaganda yapma usulü, bunların muhalefet, iktidar, bunlardaki denge, medya ve bir takım olanakların kullanılması noktasında Türkiye'ye ciddi eleştiriler oldu. O Türkiye'den zaman, nasıl karşılandı bu eleştiri? Türkiye'den nasıl karşılandı? Türkiye'den
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ben Hans ne der, George ne der buna bakmam, milletim ne der ona bakarım şeklinde bir yani bu şekilde özetleyebileceğimiz bir tutum sergiledi. Hatırlarsan bunu idam konusunda da birçok konuda da bu şekilde dile getiriyor. Fakat tabii son görüşmeler, son ikili görüşmelerde burada NATO zirvesi vesilesiyle yaşanan görüşmelerde gördük ki biraz bakıyormuş aslında Hans ne der, George ne der. Çünkü bu görüşmelerden sonra biraz daha sanki olumlu mesajlar verildi. Bize referandum öncesi söylenenleri unutmalıyız. Referandum öncesi söylenen epey sert. Özellikle Avrupalılar tarafından kırmızı çizgi olarak artık belirtilen bir takım, senin de bildiğin Nazi söylemleri olsun, bir takım çok sert eleştiriler olsun, bir takım çok sert söylemler olsun. Bunlarla ilgili bunları artık geride bırakmalıyız mesajı çıktı bu görüşmelerden sonra. Hatta 12 aylıkta bir takvim aldık denildi. Daha sonradan Reuters'ın verdiği rapora, verdiği bilgilere, habere göre AB yetkilileri doğrulamadılar tam olarak bu 12 aylık takvim meselesini. Onlar daha ziyade Türkiye'nin atması gereken adımlar bunlar. İfade özgürlüğü konusunda, gazeteciler konusunda, yaşanan mağduriyetler, KHK'lar, OHAL, bu tip konularda atılması gereken adımlar bunlar. Ancak bunlar atılırsa bu dakikadan sonra fasıllar açılmaya devam edilebilir ki açılacak aslında. AB'nin de buradaki ikili oynamasına dikkat çekmemiz lazım. AB de çok dürüst değil. Çünkü açılabilecek zaten iki fasıl kaldı. Gerisi siyasi olarak ve teknik olarak bloke ediliyor. Hı hı. Şimdi Trump konusu tabii yani aslında Avrupa Birliği'yle ilgili konuşuyoruz ama geçtiğimiz çok kısa bir süre önce Trump buradaydı. Onun gelişiyle birlikte Amerika'nın yeni başkanı uzun zamandır tartışılıyordu zaten Avrupa'da ama buraya gelişiyle tekrar bir küllendi. Avrupalılar nasıl bakıyor Trump'ın yeni dünya lideri oluşuna? Şimdi mesele aslında Trump'tan daha büyük. Avrupa'nın da Trump'ları var. Nasyonel popülizm günümüzde oldukça geçer akçe oldu. Çünkü baktığımız zaman küreselleşen dünya, bununla beraber o küreselleşme hızına, teknolojiyle birlikte, sosyal medya, şu bu, aplikasyonlar, işte her şeyin artık dijital olması, bu küreselleşme evresinde yetişemeyen, geride kalan, tamamen o jenerasyon farkı, yani şöyle anlatayım. Annelerimizin, babalarımızın kendi ebeveynleriyle olan jenerasyon farkı ile bizim anne ve babalarımız arasında olan jenerasyon farkı çok farklı. Yani son 100 yıla kadar, son 50-100 yıla kadar o kadar fazla iki jenerasyon arasında gene çatışmalar oluyordu ama bu kadar büyük ilerlemeler, bu kadar sıçramalar, bu kadar büyük açıklıklar olmuyordu teknoloji konusunda. İnternet geldi bir defa her şeyden önce. Dolayısıyla bir önceki jenerasyonun iş bulma konusunda, bir artı değer yaratma konusunda, kendi yeni toplumda kendi yerini bulma konusunda ciddi sıkıntıları var. Bu da kendini Fransa'da Le Pen, Hollanda'da Wilders, Rusya'da Putin. Yani orta yaşın üstündeki kişiler bu oltaya geliyorlar mı, öyle mi diyeyim? Öyle, öyle. Çünkü dikkat edersen Trump'ın biz iş bulamıyoruz ne yapacağız? Trump'ın söylemlerine işte kömür işçilerini geri getireceğim, kol gücü gerektiren işleri geri getireceğim. Hep o orta yaş üstü, yani bugün 40-50'li yaşlarda olan, işini muhtemelen belki bir robota, belki bir yapay zeka algoritmasına veya çok daha bir genç aplikasyona. Bir aplikasyona, genç bir insana kaybetmiş olan ve artık bu saatten sonra da yetenekleriyle, bir takım öğrendiği şeylerle arayı kapatamayacak olan ve aslında çoğunluk haline de gelen kitleye hitap ediyor olmaları. Bunları iyi görüyor nasyonel popülizm yapan liderler. Dediğim gibi Avrupa'nın da Trump'ları var. Fakat Trump tabii son model. Yani artık bunların son model. Tabii bir tık üstü tabir edebileceğimiz. Çünkü biliyorsun ne oluyorsa Amerika'da hep bir ilerisi hep Amerika'da. Evet. Amerika'dan dünyaya yayılıyor daha ziyade. Dolayısıyla Trump da bu konuda trendsetter. Yani İngilizce, onun Türkçesini nasıl deriz? Trendi belirleyen kimse. Trendi belirleyen. Evet, bu işin rol model. Bu işin nasıl yapılacağını dünyadaki diğer politikacılara da aslında bir yerde gösteren. Tabii ben şahsen Trump'ın
kendi içinde bulunduğu bir takım sorunlardan, sıkıntılardan, siyasi sıkıntılardan Rusya ile olan kampanya sırasındaki ilişkiler, şunlar bunlar, hep herkes takip ediyor bunları. Bunlardan dolayı çok uzun soluklu durabileceğini sanmıyorum. Amerika'daki sistem oldukça oturaklı bir sistemdir. Buna müsaade etmeyecektir. Buna müsaade etmeyecektir. Var olan sistem sadece hani bunu derin devlet olarak algılamaya da gerek yok. Ona gelene kadar zaten çok daha basit, daha polisiye, daha adli bir vaka gibi sanki. Hı hı. Bu süreç işleyecektir ve Trump'ın başının oldukça sıkıntıya gireceğini zaten ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu Trump'a nasıl bakıyor? İşte Merkel. Bir de tabii NATO'yu da konuşalım bu arada. Çünkü evet, çok kısa bir süre önce NATO toplantısı için buradaydı. Evet. Diğer tüm dünya liderleri gibi. Hem Avrupa Birliği, Amerika ilişkileri, işte bu evet, transatlantik ilişkiler. İlişkiler. Hem de NATO toplantısında neler konuşuldu, ne çıktı oradan? Evet. Şimdi aslında Trump neredeyse pek çok konuda bir öyle bir böyle açıklamalarda bulunmuş bir insan. Bunlardan bir tanesi de NATO. NATO'ya ilk başta son derece hani artık anakronistik bir yapı, ihtiyaç yok. Hı hı. Artık çok geçmiş, biz ödüyoruz tamamen, ki doğru. 100 dolardan 70 dolarını, 65-70 dolarını her 100 dolardan Amerika karşılıyor NATO'da. Dolayısıyla bunu istemiyoruz, artık gerek yok. Aslında bir yerde Avrupa'da bunu bekleyen çok insan var. Juncker bunlardan bir tanesi, Merkel bunlardan bir tanesi. Neden? Çünkü Avrupa'nın zaten NATO dışında kendi güvenlik kurumunu oluşturup, organizasyonunu oluşturup Amerika'dan bağımsız şekilde bir takım dünya üzerinde soft power ve hard power dediğimiz yumuşak güç ve sert güç. Avrupa Birliği bugüne kadar ekonomisiyle sağladığı bir takım faydalarla, vize şeyiyle soft bir power'dı. Yani işte bunu yaparsan sana böyle böyle sağlarım, daha fazla ticaretimiz olur, daha fazla ilişkimiz olur. Fakat sert gücü eksikti daima. Real politikada bununla yapılıyor. NATO olduğu sürece de Amerika'dan müsaadesiz, Amerika'dan habersiz, Amerika'nın istemediği bir noktada at oynatılamıyor. Dolayısıyla pan Avrupacılar, daha entegre bir Avrupa isteyen, daha federal bir Avrupa isteyen gruplar aslında biraz da bu anı bekliyorlardı, bu günü bekliyorlardı. Trump'ın söyledikleri işlerine geliyor o zaman. İşlerine geliyordu. Bu çok çabuk Trump'a Amerika'da anlatıldı, izah edildi. Bunun böyle olmadığı, dur abi dediler, dur öyle değil, öyle değil. Bir nefeslen, sakin ol, kampanya bitti. Bu NATO çok başka bir şey. Yani evet, bu NATO bize çok farklı şekillerde hizmet eden bir şey. Dolayısıyla Avrupalılar zaten ayarttalar, zaten bunun şeyindeler, istiyorlar, kapıda bekliyorlar çıkmak için. Dolayısıyla bizim buna müsaade etmemiz lazım. Trump buraya geldiğinde ben öyle öyle demiştim ama artık tam da öyle değil. İşte zaten o yüzden bu NATO kendini, NATO'nun bir de bir internasyonel uluslararası yapısı var. O nasıl kendini bir şekilde Trump'a sevdirdi, beğendirdi. Ya dedi, tamam biz bunları bir şekilde fonlamaya devam edelim. NATO terörle mücadele, IŞİD'le mücadeleye katılmış oldu. Katılınca evet, Amerika Rusya'ya da, yani sadece Rusya ile tek başına karşı karşıya Suriye'de, bölgede, Orta Doğu'da karşı karşıya kalmamış olacak. Rusya bütün NATO'ya karşı, eğer bir yanlış yaparsa bilecek ki bütün NATO karşısında. Evet. Dolayısıyla Trump da anladı ki NATO'nun çok farklı bir aslında yeri var. Bu işler öyle o kadar kolay değil. Böyle bir durum gerçekleşti. Peki NATO toplantısında aslında Sayın Erdoğan'la ilgili olanları da konuştuk. Bilmiyorum, ekleyeceğim bir şey var mı? Trump'la da ilgili olanı konuştuk. Türkiye'deki darbe meselesine gelelim. Geçen evet, sene gerçekleşen darbe girişimi. Türkiye'de tabii tartışılıyor. Şu günlerde de işte bir takım açıklamalar ortaya çıktı. Avrupa'da nasıl takip edildi bu? İşte mesela Türkiye'de komplo teorileri üretildi. Bu kontrollü darbedir, tiyatrodur diyenler oldu. Evet. Türkiye'den buraya göç eden, Avrupa'ya göç eden evet, bir takım kişiler burada bunun lobisini yapmaya devam ediyorlar. Avrupa Birliği nasıl bakıyor sence Türkiye'de gerçekleşen olaya? Avrupa Birliği'nin bakışı Türkiye açısından sıkıntılı. Avrupa Birliği açısından da son derece onlar biraz verilere bakıyorlar açıkçası. Nedir o veriler? En mesela onlar yakından takip ediyorlar birçok şeyi. Ve gördükleri şu, darbe sonrası
o araştırma komisyonuna, inceleme komisyonuna çağrılması, en çok çağrılması gereken insanların çağrılmadığı. Gördükleri bir numara, iki numara denen insanların böyle çok rahat salınıverdiği, elden kaçtığı. Onların gördükleri bir şekilde olağanüstü halin darbeyle tamamen alakasız bir noktada Kürtlerle ilgili, gazetecilerle ilgili, muhaliflerle ilgili bir takım şeyler için kullanılmakta olduğu. Dolayısıyla onlar... Yani şöyle söyleyelim. Darbe sonrası yapılmış olan o halin darbeyle birlikte başka kişileri de içine alması ya da başka kesimleri de içine alması. Yani mesela Türkiye ne diyor? Türkiye'nin argümanlarından bir tanesi de efendim Fransa'da da o hal var. Hani niye onlara bir şey demiyorsunuz? Şimdi Fransa'da da eğer o hal vesilesiyle Macron şimdi ya da bir önceki Holland muhalif siyasetçileri veya muhalif gazetecileri veya herhangi bir pankartla yürümeye kalkan insanları bir şekilde bastırmaya, onları hapse atmaya, onlar hakkında tweet attılar diye, sosyal medyada bir yazı yazdılar diye bu tekim şeyleri. O zaman Avrupa Birliği muhtemelen onlar hakkında da bir şeyler söyleyecekti. Fakat Türkiye'deki gibi değil. Yani bugün 200 bine ulaşan, yani hakkında soruşturma açılanlar, gözaltına alınanlar, tutuklananlar, bunların hepsini görevden askıya alınanlar, ihraç edilenler, bunların hepsini aileleriyle beraber 1 milyonu bulan böyle bir kitle var. Dolayısıyla neye göre, hangi tam olarak verilere göre, bahsedilen veriler Avrupa Birliği hukuk, yani evrensel hukuk normlarında gerçekten suç teşkil ediyor mu? Örneğin bir bankada hesap sahibi olmak, yasal bir bankada devlet tarafından tanınmış ya da bir gazeteye abone olmuş olmak. Avrupa Birliği'nde tam olarak anlatmak zor tabii bunları. Yani işte bunlar olunca bir aplikasyonu kullanıyorsa eğer cep telefonunda işte bu onlardandır diyoruz biz. Ve Avrupa Birliği'nden liderler geldiğimizde işte biz meclisimizi gösterdik. Bakın böyle böyle bombaladılar, böyle böyle oldu. Fakat Amerika'ya da işte bir takım dosyalar gitti. Fakat dikkat ederseniz Avrupalı'nın bakışı, Amerikalı'nın, Avrupalı'nın, Batılı'nın bakışı şöyledir. Bunlar sonuçlar. Yani meclis bombalanmış, insanlar hayatını yitirmiş. Fakat bunun yaptığına dair ya da yani biz onları çok iyi çok emin olabiliriz biz kendimiz. Evet. Biz meselelere çok hakim olabiliriz ama dışarıdaki adam bunu bu kadar görmeyebilir, bilmeyebilir. Ve senin sunduğun şeyleri de delil olarak kabul etmek yetersiz veya bulabilir. Görmeyebilir ki evrensel hukuk anlamında da aslında dediğim gibi bakıldığı zaman bu deliller de bizim delil olarak sunduğumuz şeylerde hep sıkıntı görüyorlar. Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Göçmen problemini de konuşalım. Şimdi Suriye'de o bölgedeki başka yerlerden ama özellikle Suriye'den gelen göçmenlerle ilgili Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldı. Evet. 3 milyar dolar sanırım. Evet. Sivil toplum kuruluşları üzerinden bu Türkiye'ye verilecekti bu para. Evet. Bunun karşılığında olmasa da işte vizelerin kalkması gibi şeyler konuşuldu. O şu anda ne aşamada? Yani Türkiye'de 5 milyona yakın mülteci var deniliyor. O 3 milyar doları aldı mı Türkiye'ye? Tabii ki hayır. Ne aşamada şu anda? Avrupa Birliği bu tip sözleri genellikle tutmuyor. Daha önce de bir takım fonlar, bir takım şeyler oldu. Ya Yunanistan tarafından bir takım vetolar oldu. Olmadığı zaman bile çok Türkiye istediği gibi bunları alamadı. Bu konuda da aynı durum söz konusu. Şimdi bakıldığı zaman aslında bu iş bitti. Yani Avrupa Birliği, Türkiye ilişkileri diye bir şey aslında artık ticaret dışında, turizm dışında ki onda da sıkıntılar yaşıyoruz. Çok da fazla öyle bir şey yok. Artık defakto olarak da zaten müzakerelerde donmuş durumda. Zaten Avrupa Parlamentosu da bu konuyla ilgili bu yöndeki kararını almıştı, bağlayıcı olmasa da. Her yayınlanan ilerleme raporda zaten bir öncekinden daha kötü. Hep sürekli daha kötü. Dolayısıyla baktığımız zaman o hal, idam meselesinin sürekli gündeme getiriliyor olması, Türkiye'deki basının durumu, Türkiye'deki işte kuvvetler ayrılığı, bir takım şeyler, bu tip mağduriyetler. Yani ilişkiler geri dönüşü olmaz bir biçimde bitti mi diyorsun aslında? İlişkiler geri dönüşü olmaz biçimde biterdi. Ne olmasaydı? Göçmen meselesi olmasaydı. Hı hı. Türkiye'de, Türk hükümetinin, iktidarının elinde kalan ve bugün hala o da dediğim gibi NATO vesilesiyle yapılan ikili görüşmeler hala varsa, dediğim gibi eğer NATO zirvesi olmasaydı o ikili görüşmelerde muhtemelen daha çok uzun bir süre olmayacaktı. Öyle bir şey için bir atmosfer olmayacaktı, öyle bir ambiyans olmayacaktı. Dolayısıyla
Bu göçmen meselesi Avrupa Birliği çok çıkarcı. Bunu teslim etmek gerek. Çünkü biliyorsun işlerine yani her ne kadar eleştirseler de insan hakları derler, evrensel hukuk derler, şunu derler, bunu derler. Fakat işleri çıkarları olduğu sürece de görüşmeye, iş yapmaya her şey devam ederler. Bunu Mısır'da gördük. Evet. Darbeye darbe demediler. Sisi'yle iş götürmeye devam ettiler. Hiç şey yapmadılar. Yani kim işlerine geliyorsa. Türkiye'de darbe başarılı olmuş olsaydı buna inanabilirsin. Belki daha farklı bir Türkiye olacaktı. Aynı şekilde ilişkilerini sürdürmeye muhtemelen devam edeceklerdi. Hani ne oldu? Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özelinde, AK Parti hükümeti genelinde ilişkiler son 10 yıl içerisinde zirve ile dibi arka arkaya kısa sürelerle gördü. Önce zirveyi gördü, Türkiye-AB ilişkileri, sonra da dibi gördü. Bu dipte bizi, yani bu dipten artık tamamen düşmemizi engelleyen tek şey Avrupalıların gözünde bizim tuttuğumuz 3 milyon mülteci. Bu benim tabii şahsi fikrim. Bunun yanında ticareti koyan olur, birçok şeyi koyan olur ama benim görüşüm o ticaretin zaten hiçbir zaman yok olamayacağı, bitemeyeceğiz. O zaten devam etmek zorunda bir şekilde. Ama bu mülteci meselesi, göç meselesi Avrupalıların çok can damarı. Bu konuda çok hassaslar ve Türkiye'yi bu konuda tek çıkar yol olarak görüyorlar bir şekilde. Yani aman bize peki, gelmesin de ne olursa olsun. Bu 3 milyarlık paranın dışında yani sadece bu göçmen sorununun organize edilmesi ya da idare edilmesi için şimdi Erdoğan'ın verdiği mesajlarla birlikte Türkiye-AB ilişkileri tekrardan bir bu göçmen sorunu özelinde başlayıp tekrardan normalleşebilir mi sence? Normalleşme çok zor. Çünkü Türkiye'nin normalleşmesi çok zor. Yani Türkiye'de müthiş bir kutuplaşma var. Türkiye'de artık adalete, mahkemeye, polise, güvenlik güçlerine, kendi askerimize, kendi gazetecimize, kendi öğretmenimize, doktorumuza, akademisyenimize, insanların birbirlerine güveninin bittiği bir yerde önce dışarıyla birileriyle normalleşmeyi sağlayabilmeniz için önce kendi içinizde bir soluklanmanız, bir durulmanız lazım. Bu olmadığı sürece demir yumrukla, o halle, bir takım sert önlemlerle, KHK'larla tedbirler devam edecektir. Bu tedbirler devam ettiği sürece de Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan ilişkilerinde bir ilerleme yaşanmayacak. Çok kısa cevap vermeni istiyorum. Biliyorum çok uzun bir konu bu ama İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, Türkiye'nin Avrupa Birliği serüveni için değişik bir yolun açılmasına neden olabilir mi? Yani Avrupa Birliği, İngiltere'siz bir Avrupa Birliği olarak yeni bir düzenlemeye ya da yeni bir oluşuma gidebilir mi? Ve bu oluşumda Türkiye kendine bir yer bulabilir mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Kitabımda da bundan bahsetmiştim. Olabilir. İngiltere'nin önünde iki yol vardı. Birincisi çok vitesli Avrupa denilen bir şey. Yani İngiltere zaten Schengen'de değildi. Zaten Euro'da değildi. Zaten Avrupa Birliği'nin ne kadar bir dış politikası varsa ona bile hani o az bile olsa ona da dahi çok fazla katılmıyordu. Bütçe konusunda devamlı sorun çıkartıyordu. İngiltere zaten Avrupa Birliği'nin zaten enteresan bir noktasındaydı. Sürekli opt-out almış. Yani ben şunu yapmam, bunu yapmam, gelirim ama şuna gelmem. Gold paketini almış gold gibi aslında. Paketi. Yani AB'nin gold paketini almış AB'nin gold paketini evet. Hatta kaçak. Kaçak indiriyordu belki de hatta şeyleri, izliyordu bazı şeyleri. Dolayısıyla biz hep onun Norveç örneğini veririz diye hatırlarsan. Norveç olabilir miyiz? Şimdi İngiltere'nin Avrupa Birliği ile bu iki yıl boyunca müzakere edeceği anlaşma aslında yeni bir çerçeve çizebilir. Birçok ülkeye, sadece Türkiye'ye de değil. Yani Gürcistan'a da çizebilir, Ukrayna'ya da çizebilir, farklı ülkelere de çizebilir. Karadağ'a çizebilir, pek çok yere çizebilir. Dolayısıyla biz bu anlaşmaya bir bakacağız. Nasıl bir anlaşma içine girdiler? Çünkü çoğu aslında ekonomik anlamda. İngiltere ile AB'nin arası şu anda hiç iyi değil. Birbirlerine fatura çıkarıyorlar çünkü devamlı. 60 milyar euroluk bir faturadan bahsediyor Avrupa Birliği. İngiltere'de yok ben almayayım diyor ama bir şekilde bir anlaşmaya da varmak zorundalar. Burada yaşayan İngilizler var, orada yaşayan Avrupa Birliği vatandaşları var. Ne olacak bu insanların hali? Dolayısıyla Türkiye daha henüz vizeyi bile hani mümkün gözükmezken acaba İngiltere bir şey oluşturursa onun üzerinden yürüyebilir mi? Bence olabilir. Ama bu çok ekonomi tandanslı, çok
pratik konular üzerinden, çok fazla öyle normlar, değerler, bir takım hukuki veya haklar üzerinden düşünmemek lazım. Evet. O şekilde olacağını sanmıyorum. Sevgili Sertaç, çok teşekkürler geldiğin için programıma. Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Hanımlar, beyler, Brüksel Kargası'nın bugünlük sonuna geldik. Tabii Avrupa Birliği'ni, yeni Avrupa Birliği'ni takip etmeye devam ediyoruz. Burada söylediklerimiz kaybolmuyor. Gök kubbede bir seda olarak kalacaklar. Hep birlikte takip edeceğiz Avrupa Birliği nasıl bir birliğe doğru evrilecek, dönüşecek. Türkiye bu birlik içerisinde nasıl bir noktada kendine yer bulacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Bir sonraki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.